kesinlikle doğaldır. Önemli olan doğal veya sentetikten ne kastettiğinizin ortaya konulması gereklidir. Biz burada iki temel ögeyi ön plana çıkarmamız lazım. Birincisi hayvan. Buradaki hayvan tabiatıyla doğal bir hayvandır ama bilimsel ve teknik gelişmeler ışığında yapılan melezleme çalışmalarıyla, seleksiyon çalışmalarıyla büyüme, yemi ete çevirme kapasitesini en yüksek düzeye çıkartılan hayvanlarla yapıyoruz. Dolayısıyla burada belki akla bu kadar kısa zamanda nasıl büyüyor sorusu geliyor. Ama dediğim gibi bunun için izlenen yol kesinlikle bilimsel ve teknik bir yöntemdir. Hayvanınız bir kere baştan söyleyelim doğal bir hayvandır. İkincisi nedir? En önemli konu bu hayvan ne yiyor, ne içiyor doğal, dolayısıyla bu doğal mıdır? Bu hayvanların yedikleri de tamamıyla doğal yemlerdir. Nelerdir? Bir tarafta buğdaygiller, bir tarafta yağlı tohum küspeleri, temel öge budur. Ondan sonra ama burada eksik kalan kısımlar varsa, vitaminler gibi, mineraller gibi, biz bunları da katmak suretiyle ortaya hayvanın bütün besin maddeleri ihtiyacını muntazam bir şekilde karşılayacak bir ürün ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu da tamamıyla doğaldır. Diyelim ki bunun içinde mısır var. Biz mısır yemiyor muyuz? Aynen tüketiyoruz. Bunun içerisinde buğday var. Biz yemiyor muyuz? Aynen yiyoruz. Dolayısıyla bu hayvanlarımızın yediği bütünüyle doğaldır. Soyanın da yağını alıyoruz veya almıyoruz duruma göre, ihtiyaca göre. Bu şekilde ya küsbesini ya da tam yağlı soyayı üretip ondan sonra bu hayvanları yemini yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanımız da doğaldır, yemimiz de doğaldır. Dolayısıyla ortaya çıkan ürün de doğaldır.